Dinek tepesinden, Kürdistan'a, Torosların tam ortasına, kıvrım kıvrım uzanan yollardan, tatlı tatlı esen rüzgarlarla karşılandığınız bir yere gelirsiniz. Zümrüt misali yeşil ormanlardan, buz gibi soğuk pınarlardan, bağlardan, cevizliklerden bir tarihe, zengin bir tarihe gelirsiniz. Yolların unuttuğu, yılların unutamadığı, sevenlerinin kara sevda olduğu bir şehre gelirsiniz. Destanlarla masallar cirit atar bu yerde. Nice türküler yakılmıştır. İçli, yanık, hasret kokan, gurbet kokan, sevda kokan. Buram buram Anadolu kültürü sarar. Eskiyle yeniyi bir arada yaşarsınız. Bir zaman tüneli gibidir bu şehir. Bir tünelden bir tünele geçerken asırlar yaşarsınız. Heybetli kalelerden, Göksu'nun güzelliğinden şair olasınız gelir. İşte bu şehire Ermenek denir. Düğün adetleriyle, bindallılarıyla, batırığı, bandırması, üzüm helvasıyla, heybetli kaleleriyle, göçerleri, yörük obalarıyla, Karacaoğlan'ın dolaştığı yaylalarıyla bir başka, bambaşka bir Ermenek var. Kızgınlar, küskünler, dargınlar ve bu konuda çok haklılar. Ermenek sevdası lafta kalmasın istiyorlar. Umut çiçekleri solmasın istiyorlar. Kültürüyle, tarihiyle, eşsiz güzellikleriyle bütün bunları hak ediyor Ermenek. Ermenek'in Konya-Karaman yolu girişinde namlusu şehre doğru bir top bulunur. Şehre hakim bir tepenin hemen üzerindedir. Ramazan aylarında iftar vaktini Ermenekli'ye duyurmak için uzun yıllar kullanılmıştır. Ermenek için bir semboldür Ramazan topu. Onun bulunduğu yerden Ermenek bir başka güzel ve ilgi çekici görünür seyredenlere. Firan Kalesi'nin hemen altında oluşu insana şehri koruma amacındaymış gibi bir his verir. Dileriz hep yerinde kalır Ramazan topu. Ermenek onu, o Ermeneği seyretsin. Ermenek isminin nereden geldiğiyle ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Cennet bağları anlamına gelen İremnak denildiği gibi Türkçe'de Ermenek kelimelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle kahraman insan yeri veya kahraman yetiştiren yamaç anlamında Ermenek kültürünü yansıtan manalar bulunmaktadır. Ermeniler Ermenek kelimesini isim benzerliği dolayısıyla kendisine mal etme safsatasını tarihler yalanlamaktadır. Zira tarihin hiçbir devrinde Ermeniler Ermenek'te yaşamamışlardır. Ermenek milattan önce 2000 yıllarına dayanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Hititler, Asurlar, Babiller, Persler ve Bizanslar bu bölgenin coğrafi ve stratejik özelliğine dayalı olarak bu bölgeye sahip olmak istemişlerdir. 200 yıl Roma hakimiyetinde kalan Ermenek, bölgenin başkenti olarak da isim yapmıştır. Romalı kumandan Germanikos'a izafeten Germanikopolis denmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra 1115-1116 yıllarından itibaren bölgeye Oğuz boyları yerleşmeye başlamışlardır. Karamanoğulları Beyliği'ne adını veren Nure Sofuoğlu Kerimüttün Karaman Bey, Ermenek merkezli Karaman Beyliği'ni kurduğunda tarihler 1228'i gösterir. Ermenek, Karaman'ın zapt edilip başkent yapılması sırasında dahi ata yurdu olduğu için önemini daima muhafaza etmiştir. Fatih devrinde Gedik Ahmet Paşa, Karamanoğlu Bey'i Pir Ahmet Bey'i Ermenek'te Mennan Kalesi'nde yenerek beyliğe son vermiştir. 1845'lerde İçer Sancak merkezi yapmıştır. 1910'da önce Konya'ya, 1915'te İçel'e, 1919'da ise yeniden Konya'ya bağlanmıştır. 1989'da ise Karaman iline bağlanan Ermenek şu anda Karaman ilinin en büyük ilçesidir. Bin yıllık Türk kültürüyle yoğrulmuş, kültür değerlerine sıkı sıkı bağlı, gelenekleriyle, görenekleriyle saf, bozulmamış ve tertemiz bir Ermenek var. Bütün bunları hak ediyor Ermenek.